Ben çocukken köye gittiğim zaman köle torunlarıyla konuşurdum. Çünkü Çerkezler'de kölelik sistemi vardır ve bazı evlere giderdik. Bakardım işte evden 3 tane hakim çıkmış, 2 tane işte avukat çıkmış. İlginç gelirdi, neden hani bu evdeki herkes hukuk okumuş derdim. Sonra annem dedi ki onların dedeleri köleydi. Müthiş bir şekilde sanki burada bir şeyleri dengelemeye çalışmışlar. Bu kölelerin torunları hukuk okumuşlar. Gönel işte Balıkesir'de köylerde bunları da hep aklıma yazdım. İlginç şeyler olarak, ilginç anılar olarak ve ileride de böyle zamanı gelip araştırmaya kalkınca evet dedim ya, Suat Derviş de köle torunu olduğu için bunları yazmış. Belki de bu şekilde bütün bu zenginliği, varlığı hani Osmanlı Sarayı'nın daha sonra büyük babası vasıtasıyla ona bahşettiği o zenginliği itmiş eliyle ve özgürlük savaşçısı olmuş. Nezihe Muhittin'e baktım, müthiş bir kadın. Nezihe Muhittin herhalde bizim ilk büyük feminist kadınımız. Ve öyle ki Cumhuriyet kurulduktan sonra Ankara hükümetine bile haklarımızı geç veriyorsunuz diyor. Ben diyor hemen şimdi, hemen diyor istiyorum haklarımı diyor ve bir anlamda Ankara hükümetine bile kafa tutuyor Nezihe Muhittin. Türkiye Kadın Hareketi'nin başkanlığını yapıyor. Ve biraz da dışlanıyor. Çünkü hani bunlar biraz zor konular tabii ki. Nezihe Hanım da eserlerinde parayla satılan bu odalıkların, cariyelerin hep o hazin öykülerini anlatır. İşte bir erkeğin, ne bileyim, 13-14 yaşındaki o cariye kızların nasıl 50-60 yaşındaki erkeklerle evlendirildiğini anlatır. Onların nasıl köle olarak kullanıldığını anlatır. Ve yine Çerkez kızların parayla satılmasını da anlatır. Çünkü Nezihe Muhittin de geçmişinde bu parayla satılan anneanne, babaanne öyküleri var. Cumhuriyet ama Nezihe Hanım'ın asıl öyküsü Cumhuriyet kurulduktan sonra başlıyor. Çünkü o hemen seçme ve seçilme hakkını istiyor. Bize bu hakkı verin, işte biz diyor çocuk değiliz ve bize bu hakkı vermediğiniz sürece Türk kadını olarak belirli bir noktaya gelemeyeceğiz. Kendimizi toplumda ifade edemeyeceğiz. Evet, biz belki... Bakın Osmanlı İmparatorluğu'nda şu vardı, kadınları ilk defa okul 1840'lı yıllarda kuruldu. İlk defa okul ve bu okul ilkokul seviyesindeydi. Ortaokul, kadınları ya ortaokula da gitsinler mi tartışmaları 1860'larda oluyor. Çok geç bir tarih. İkinci Meşrutiyet'ten 1908'den sonra ilkokul zorunlu oluyor kızlara. Bakıyorlar ki öğretmen yok. Hangi ilkokula gidecek bu kızlar? O yüzden şöyle bir eleştiri de vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda efendim kadın edebiyatçı yetişmez. Hülya Erdinşah Hoca diyor ki nasıl yetişsin? Okuma yazma öğrenemiyorlar ki edebiyat yapabilsinler, roman yazabilsinler. İşte Nezihe Muhittin de diyor ki bakın evet biz okuma yazmayı bile 1860'lı yıllardan sonra, o da büyük şehirlerde, hani Anadolu'da değil, 3 tane büyük şehri vardır Osmanlı İmparatorluğu'nun. İstanbul, İzmir ve Selanik. Kültür buradan gelişir. Okuma yazmayı, ortaokula gitmeyi bile 1860'lı yıllardan sonra ve çok seçkin zümreler olarak öğrendik. Tabii ki politik hayatta duruşu biraz gecikmeli olabilir. Biraz politik hayatta durmayı bilmeyebiliriz ama bize bu fırsatı vermezseniz de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz der. Ankara hükümette der ki işte biz devrimleri yeni yeni yapmaya başladık. Bu devrimi birdenbire yaparsak bu sefer toplum bunu kabul etmeyecekler ve biraz zamana yaymak ister. Türk Kadınlar Birliği'ni kurar tabii ki Nezihe Hanım. Fakat kendi kurduğu Türk Kadınlar Birliği'nden maalesef atılır. Yine bir başka ismi ben size tanıtmak istiyorum. Ulviye Hanım. Bizim topraklarımızda feminist... Yani orada yönetenlere
ters düştüğü için hatırlıyorum. Tabii yönetime, genel yönetimin genel düşüncelerine birazcık ters düşüyor. Devrimlerin acele yapılmasını istiyor. Hemen yani bugünkü yönetime de ters geldiği için dereleri, dağları, ovaları, çiçekleri, insanları, köpükleri savunan kadınlar da hayatın dışına atılmak istemiyor ama onlar vicdan sahibi olarak biz